Evet, yavaş yavaş başlayalım. Hoş geldiniz hepiniz. Geçen hafta Cuma gününden sonra bugün COVID sonrası döneme ait ikinci webinarımızı gerçekleştiriyoruz birlikte. Önce birkaç tane teknik uyarıda bulunmak istiyorum. Öncelikle seslerimiz kısık, katılımcıların sesleri kısık. Dolayısıyla ayarlarınızla oynamanız gerekmiyor. Önceden ayarlanmış durumda. Eğer sorularınız veya katkılarınız olursa onları yukarıdaki şey size göre aşağıdaki chat kutusundan bizlere iletebilirsiniz. Sunum sırasında Seval ve ben onları okuyor olacağız ve zaten oturumun en sonunda da bir soru cevap seansı yaparak tamamlarız. Webinar kaydı olanlara bu kayıt zaten bir hafta içinde paylaşılacak. Dolayısıyla sonradan yeniden izlemek isterseniz eğer oradan da takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş başlayalım. Bugünkü konumuz aslında hepimiz COVID döneminden sonra ofislere gidemeyen ve evden çalışan kişiler olarak şu günlerde bir takım değişimlerden geçtik. Hem kurum olarak hem kişilik olarak kişiler olarak. Tabii en çok sorulan sorulardan biri de aslında biz bu geçiş dönemine ne kadar hazırlıklıydık? Bazılarımız için çok daha kolay bir geçiş oldu. Bazılarımız için çok daha zor bir geçiş oldu. Şirketler için de aynı şey geçerli. Bazı şirketler bu geçişe daha hazırlardı. Daha kolay başardılar. Bazı şirketler süreçleri açısından biraz daha zorlandı. Biz bugünkü webinarda kurumsal durumdan ziyade aslında kişilik olarak bizler neler yaşadık? Birazcık ondan bahsetmek istiyoruz. Kişisel olarak bu geçiş süresinde neden bazılarımız daha kolay, bazılarımız daha zor adapte olduk? Dolayısıyla uzaktan çalışmaya yatkınlık dediğimiz zaman hangi kişilik özellikleri ortaya çıkıyor? Bu kişilik özelliklerine sahip olmak veya olmamak bizim uzaktan çalışma yaşantımızı nasıl etkiliyor? Aslında bu konulardan bahsetmek istediğimiz bir saatlik bir oturumumuz olacak. Bir kendimizi tanıtalım önce isteriz. Seval ve ben ikimiz birlikte yürütüyor olacağız bugünkü webinarı. İsmim Çağla Yılmaz. Bir önceki webinardan da tanıştıysak eğer yeniden merhaba demiş olayım. Ben endüstri mühendisiyim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Ondan sonra 12-13 senelik bir bireysel bankacılık alanında yöneticilik tecrübem oldu iki farklı bankada. Arkasından Sabancı Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon doktorası yaptım. Orada tanıştığım örgüt psikolojisi ve insan kaynakları alanları bankacılıktan daha çok ilgimi çekti açıkçası. Burada bankacı konuklarımız varsa onlara da bir selam göndereyim. Çok keyif aldığım için bu alan, bundan sonra bu alanda çalışmayı devam etmek istedim. Ve Baltaş Grubu'yla 3 sene önce yollarımız kesişti. 3 yıldır Baltaş Grubu'nda ben daha çok kişiyi tanıma üzerine çalışıyorum. Yani Hogan kişilik envanterleri, değerlendirme merkezleri ve bir takım testler aracılığıyla. Onun dışında eğitmen olarak da görev yapıyorum ve bir takım insan kaynakları projelerimiz var. Performans yönetim sistemleri, işe alım sistemleri, kurulumu gibi. Dediğim gibi Seval'le birlikte olacağız bugün. Ben mikrofonu ona da bırakayım. Teşekkürler Çağla. Seval ben de daha önce tanışmıştık daha önceki webinarda ama ilk defa bu kaydı dinleyenler için. Ben de İstanbul Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Daha sonrasında klinik alanda bir master'ım oldu. Ben de farklı bir şekilde yolumu devam ettirdim. Bir süre hastanelerde klinik psikolog olarak çalıştım. Daha sonrasında yaklaşık 9-10 yıldır da Baltaş Grup'ta çalışıyorum. Seçme değerlendirme bölümünde çalışıyorum. Kişiyi tanımak ve kişiye kendisini anlatmak alıyorum aslında çoğunlukla. Bununla ilgili bir takım psikometrik ölçümler yapıyorum. Değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri, yetkinlik analizi gibi çalışmalarda görev yapıyorum. Bugünkü webinarda da Çağla ile birlikte biraz uzaktan çalışmayı birlikte konuşacağız. Evet.
Ufak anketle başlayalım istiyoruz. Farklı kurumlardan katılımcılarımız var. Ben şimdi sizinle bir anket paylaşacağım. Uzaktan çalışma konusunda hangi düzeydeyiz, ne durumdayız, neler yapıyoruz? Birazcık onu anlayarak, katılımcılarımızın profilini anlayarak başlamak istedim. Ekranlarınıza gelmiştir. Uzaktan çalışmada ne durumdayız? Bir ona bakalım birlikte. Çok hızlıca cevaplandı, bitmek üzere. Bir 15-20 saniye daha bekleyelim. El kaldıran katılımcılarımız oldu. Chat'ten yazarsanız oradan yanıtlayalım. Evet, sonuçları sanırım paylaşabilirim. 2-3 kişi daha var onlarda yine. Ekranda gördüğümüz gibi %97 gibi bir oran gerek kısmi olarak gerek tamamen uzaktan çalışmaya geçmiş durumda. Çok az bir bölümümüz uzaktan çalışmıyoruz. Tamam. Böylece hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu olduğunu görüyoruz. Peki. Kapatalım. Şöyle başlayalım. Bu pandemi döneminde tabii çok fazla şirket bir takım araştırmalar yayınladı. Bizim çok faydalandığımız ve yakından takip ettiğimiz raporlardan bir tanesi Deloitte'un çalışmasıydı. Belki inceleme şansı bulmuşsunuzdur siz de. Çok yeni bir araştırma, geçen ay yapılan. Burada çok çeşitli sektörlerden kurumlara uzaktan çalışma konusundaki durumları soruldu. Bu gördüğünüz pandemi öncesi durum. Yani şirketlerin %76'ya yakın bir bölümü ofisten çalışıyorlardı pandemi öncesi durumda. Peki sonra ne oldu? Bir ona bakalım. Biraz önce bizim size yaptırdığımız anketin bir benzeri sorulduğu zaman bizdeki oran %97 idi. Burada da %92 gibi bir oran çıkmış. Ya kısmi olarak ya da tamamen evden çalışıldığını görüyoruz burada. Yani %76 evden çalışmazken şimdi %8 evden çalışmıyor aslında. Bu kurumsal hayat için tabii çok büyük bir değişiklik olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi peki bu %92'lik kısım ne düşünüyor, neleri olumlu buluyor, neleri olumsuz buluyor? Biraz onları rapordaki cevaplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi olumlu bulunan şeyler öncelikle elbette hepimizin de söyleyeceği gibi işte yolda vakit kaybetmiyoruz. Şehirler arası yolculuk yapmıyoruz. Bunların hepsini online yapıyoruz. Dolayısıyla aslında burada büyük bir zaman kazanma durumu söz konusu. Bir başka olumlu bulunan şey artık ofiste değildir. Kimse beni bölmüyor. Dolayısıyla işte gürültü yok. Daha iyi odaklanabiliyorum. İşte evimin rahatlığı, aileme daha çok fırsat ayırabiliyorum gibi. Olumlu bulunan yanlar bunlar. Peki neyi olumsuz buldunuz, nerede zorlandınız dendiğinde de çalışanlar işte konsantrasyon zorluğunu ilk başta söylüyor. Farklı kesintiler olabiliyor bu sefer işte çocuklar veya evde birlikte yaşamakta olduğumuz bireyler açısından. Çok alışkın olmadığımız bir şey cevabı var. Dolayısıyla alışık olmadığımız bir çalışma şekli, motivasyonumuzu yüksek tutmakta zorlanıyoruz. Yalnızlık tabii bunun getirdiği bir şey. Belirsizlik deniyor. Yani ileride ne olacağını çok bilemeden çalışmak gibi bir rahatsızlığı var. Bir de tabii bu yeni bir durum ve alışkanlıkları değiştirmenin zorluğu en çok söylenen olumsuzluklardan biri.
Departman bazında bakarsak araştırmada o bilgiyi de bulabilirsiniz. Orada bu değişikliği en olumlu karşılayan veya en rahat karşılayan departmanlarda iç denetimi, bilgi teknolojilerini doğal olarak mali işleri ve pazarlama birimlerini görüyoruz. En çok zorlanan veya olumsuzluğu en çok bildiren departmanlar arasında da hani fiziksel olarak orada olması, şirkette olması gerektiğinden dolayı üretimi tabii ki görüyoruz. Bunun yanı sıra işte lojistik, tedarik zinciri, idari işler gibi birimler olumsuzluğu daha çok bildiren birimler. Tabii bu çalışanlara pandemi dönemi bittikten sonra peki evden çalışmaya devam etmek ister misiniz gibi bir soru sorulduğunda da %72'lik bir bölüm evet isteriz, hani tamamen olmasa da kısmen, ama evden çalışmaya devam etmek isteriz yanıtını alıyoruz. Bir diğer gösterge verimliliğe etkileri. Nasıl etkileniyorsunuz? Biraz önce anlattıklarımı burada rakamsal olarak da görebiliriz. Olumlu etkileniyorum ya da hiç etkilenmiyorum diyenlerin yüksek bir rakam olduğunu buradan görebiliyoruz. Peki uzaktan çalışmanın çalışan deneyimine etkisiyle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Bir onlara birlikte bakalım. Şimdi öncelikle Gallup'un bir araştırması var. Yine bu yılın içinde yaptığı. Orada örneğin sorduğu, daha bu tabii daha uluslararası bir çalışma, birçok ülkeyi kapsayan. Orada sorduğu soru, aynı şartlar sunulsaydı size, aynı koşullarda evden çalışmak ister miydiniz gibi bir soru. Orada mesela %54'lük bir oranda evet evden çalışmayı tercih ederdim, böyle bir işi tercih ederdim cevabı geliyor. Çalışanlarda en çok bağlılığı, istekliliği ve adanmışlığı arttırdığı görülüyor uzaktan çalışmanın. Biraz sonra ikinci bölüme geçtiğimizde chatten sizinle bu Gallup anketinin adresini de paylaşacağım, oradan alabilirsiniz. Bir de 2015 yılında tabii pandemiden çok önceki dönemde Stanford Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından yapılmış bir akademik çalışma var. O da Quarterly Journal of Economics'te yayınlanmış, onun da bağlantısını paylaşacağım. Orada da mesela uzaktan çalışanlarda %13'e yakın bir verimlilik artışını empirik bir makaleyle, verilerle göstermiş durumdalar. Peki, yani güzel ama kolay bir şey değil. Dediğimiz gibi zorlandığımız yanlar var. Nerelerde zorlanıyoruz? Bir ona bakalım. Şimdi tabii bir kurum açısından zorluklar var, bir de kişi açısından zorluklar var. Burada kurum açısından zorluklara bakarsak eğer hani dört ana cevapla karşılaşıyoruz. Bunlardan tabii ki teknoloji altyapısı her zaman bir sorun. Her şirket aynı miktarda hazır olmuyor. Organizasyon yapısı, bunun içinde tabii performans yönetiminin nasıl yapılacağı gibi konular var. Müşteri beklentileri karşılamakta zorlanmalar olabiliyor. Ama en büyük ölçüde gördüğümüz şey kültür ve alışkanlıkların %43'lük bir bölümü kapladığını görüyoruz. Bu ne demek? Kurum kültürümüz bu şekilde değil ya da biz buna alışık değiliz kurum olarak bu şekilde çalışmaya şeklinde bir cevapla karşılaşıyoruz. Şimdi tabii kültür ve alışkanlıklar açısından şirketin içinde daha çok zorlanan departmanlar var. Onlardan iki tanesi tabii bütün enerjisini hareket halinde olmaktan ve diğer insanlara dokunmaktan, onlarla birlikte çalışmaktan alan satış ve tabii insan kaynakları departmanları. Bu kadar tek başına çalışmaya en alışkın olmayan birimler olarak göze çarpıyor. Ama hangi departmanda olursak olalım sonuçta alışkanlıkları değiştirmek kolay bir şey değil. Çünkü hani alışkanlıklar böyle çok ince ipliklerle dokunmuş halatlar gibi düşünün. Böyle birdenbire değiştiremiyoruz uzun yıllar içinde oluştukları için. Bir insan ömrü içinde çok büyük değişiklik göstermiyor ama buna mecbur kaldık. Dolayısıyla ne oldu? Bir kısmımız daha kolay adapte olurken bir kısmımız bu alışkanlıkları değiştirmekte daha çok zorlandık. Bu da neye göre değişiyor? Tabii ki kişiliğimize bağlanıyor.
Zaten konuşmamızın geri kalanında bu kişiliğin uzaktan çalışmaya etkilerini Seval sizle paylaşıyor olacak. Dolayısıyla bundan sonraki bölüm bizim kullandığımız kişilik envanterinde gördüğümüz bazı boyutları size aktarıyor olacak. Ondan önce kişilik envanteri kullanımına ne kadar yatkın olduğumuzu ya da kullanıp kullanmadığınızı anlamak için ben yine size ufak bir soru yönelteceğim ki Seval de ona göre sizlere belki girişte biraz daha fazla bilgi vermek isteyebilir envanterlerle ilgili. Bir soru daha gelmiş olmalı şu anda. Kurumunuzda kişilik envanteri kullanıyor musunuz? Bu işe alım için de olabilir. Gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için de olabilir. Ama hani kişilik envanterleriyle bir tanışıklığınız var mı? Aslında onu öğrenmek istiyoruz. Ne büyük bir bölümü geldi. Biraz daha bekleyelim. Çok başa baş giden bir darılma. Çok eşit, evet. Neredeyse tamamen aynı gidiyorlar yani. Peki. Bir 10 saniye daha bekleyelim. Tamamlandı galiba. Peki. Sizinle sonuçları paylaşalım. Hakikaten çok başa baş gitti. Son anda kullanmıyoruz. Öne geçti. Güzel. Demek ki üçte birimiz hiç kişilik envanteri kullanmadık. Ya da kullanmıyoruz. Üçte birimiz başka bir kişilik envanterini kullanıyoruz. Üçte birimiz de Hogan direkt kullanıyoruz. Dolayısıyla ben bundan sonraki bölümde sözü Seval'e bırakayım. Her üç grubunda faydalanacağı şekilde sizlerle sunumun geri kalanını aktarıyor olsun. Peki, çok teşekkür ederim Çağla. İş yapış biçimimizin değiştiği bu yeni durumda Çağla'nın bahsettiği gibi çalışmadan da elde edilen sonuç zorlayan şeyler, alışkanlıklar ve sahip olduğumuz kültür. Artık kişilik özelliğimizin kültürü, alışkanlıklarımızı şekillendirdiğini artık biliyoruz. Bugünkü konumuz da zaten uzaktan çalışma uygulamalarını hangi kişilik özellikleri daha rahat ele alıyor, hangi kişilik özellikleri zorlanabiliyor, bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bizim temsilcisi olduğumuz kişilik envanteri Hogan kişilik envanteri. Biraz daha hani kullanmayanlar var, kullananlar için biraz daha hani ayrıntılı bilgi vermek adına biraz açmak istiyorum. Hogan kişilik envanteri 3 bölümden oluşuyor. Kişiliğin 3 farklı yönünü aslında ortaya koyuyor. Yaklaşık 600 sorudan oluşuyor envanter. Bunun sonucunda çıkan rapor bu 3 raporun ana hatlarıyla değişiyor. Ama ihtiyaca yönelik farklı rapor formatları da var. Çok farklı çeşitleri var. Belki başka bir webinarda bu farklı formatlarla ilgili de bilgi veririz. Ama ben daha çok bu üçü üzerinde duracağım. HBI, Hogan kişilik envanteri, biz buna görünen yüz deriz. Gündelik yaşamda performansa katkı sağlayan bir takım özellikleri oluşturuyor. 7 boyut içerisinde bir değerlendirme yapıyor. HDS, baskı altında ortaya çıkan kişilik özelliklerimiz, ayak bağlarımız. Bir önceki webinarda zaten genel yapıyı HDS üzerinden kurmuştuk. Ayrıntılı bilgiler aktarmıştık. Bugün yine kısaca üzerinden geçeceğim. MVPI ise değerler ve motivler ölçümü. Bunu biz iç yüz deriz.
harekete geçiren motivasyon kaynakları, değerlerimiz aslında, hayattaki bakış açılarımız. Bir önceki webinarda karıştırıldığını gördüm. Burada hatırlatmak isterim. Çok fazla chatten de soru geldi. MMPI daha farklı klinik alanda uygulanan bir envanterdir. Hogan'ın ki MVPI şeklinde isimlendirilir. Bu da 10 temel değer üzerinden bir sonuç elde etmemizi sağlar. HBA'yı böyle her bir envanteri biraz detaylandıracağım. Çok her bir tanım üzerinden ilerlemeyeceğim. Örneklerle ilerlemeye çalışacağım. Ne dedik? HBA görünen yüzümüz ve 7 boyut içerisinde bir değerlendirme yapılıyor. Her bir boyutta zaten buradaki tanımlarını görebiliyorsunuz. Kişi 0 ve 100 arasında bir puan alır. 0-35 düşük, 35-65 ortalama, 65 ve 100 yüksek olarak isimlendiriliyor. Ancak performansta fark yaratan özellikler uçlarda saklı oluyor. Yani 65-100 gibi düşünebilirsiniz. Bize her zaman şunu sorarlar, tamam bu puan ama bunun ideali nedir? Ortalama almak uygun mu? En uygunu ortalama puan almak mı? Aslında hayır. Kişinin yani her boyutta ortalama puanda alması aslında herkes gibi olduğunu gösterir. O yüzden diyoruz uçlar olması bir takım buradaki alt ölçeklerde daha düşük yüzdelikte ya da daha yüksek yüzdelikte sonuç elde ediyor olmanız aslında performansta fark yaratan özelliklerinizin buradan kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Boyutlardan her zaman yüksek puan almak iyi, düşük puan almak her zaman kötü gibi bir şey, bir sonuç yoktur Hogan'da. Çünkü kişilikten bahsediyoruz, doğrusu ya da yanlışı olmayan şeyler. Biz daha çok yapılan işe göre uygunluktan bahsediyoruz, iyi ya da kötüden ziyade. Örneğin yüksek tedbirlilik alan bir kişi nasıl olur? Titiz olur, ayrıntıcı olur, kurallara dikkat eder. Düzen eğilimi içerisinde işlerini ele alır. Bu özellikle örnek veriyorum mali işlerde önemli bir avantaj sağlarken satış departmanlarında bir dezavantaj oluşturabilir. Çünkü satışın doğasından gelen bir esneklik gerektirir. Dolayısıyla bu kadar ayrıntıcılık, bu kadar titizlik sonuçlarını bilerek hareket etme isteği o esnekliği, o çevikliği sağlayamamasına, bir dezavantaj oluşturmasına neden olabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse uzlaşılabilirlik, düşük puan almış biri iyi müzakere etme becerisi gösterir ve dolayısıyla satın alma pozisyonlarında bu puan aranılan bir özelliktir. Ancak müşteri ilişkileri için karşı tarafın ihtiyacını anlamakta yaşayacağı zorluk, empati kurmakta yaşayacağı zorluk öne çıkacağı için bir dezavantaj oluşturabilir. Yani burada gerçekten bir renk skalasına benzetiriz biz bunları. Farklı özellikler ortaya çıkartır ve aranılan pozisyona göre, bahsedilen pozisyona göre uygunluk farklı olarak yorumlanır. Burada soru yoksa HDS'ye geçebiliriz. Zorlaştıran özellikler, baskı altında zorlaştıran özellikler, saklı yüzdeyiz biz buna. 11 özellik içerisinde değerlendirme yapılıyor. Burada da alınan puan arttıkça bu özellik açısından risk artıyor. Dolayısıyla düşük puan almak her zaman daha iyi oluyor. Yüksek puan almak bir risk taşıdığını gösteriyor. Baskı ve stres altında ortaya çıkarlar. Performanslara, liderlik özelliklerine ciddi bir ayak bağı oluştururlar. Odaklanıldığında HBI'deki özelliklerden farklı olarak koçluk süreçlerinde dikkate alındığında, üzerinde çalışıldığında HBI'deki bahsettiğimiz özelliklere göre daha hızlı bir değişim ve gelişim gösterirler. Burada ilk 5 küme, fevri, kuşkucu, ürkek, mesafeli, başına buyrukluk. Bunlarda bir risk yaşayan kişiler insanlardan uzaklaşmaya başlar. Bu iki taraflı olur. Siz uzaklaşırsınız, karşı tarafta sizin uzaklaşmaya başlar baskı altında. Örnek vermek gerekirse kuşkuculuğunuz yüksekse
insanların niyetlerini sorgulamaya başlarsınız. Şüpheyle yaklaşırsınız ve dolayısıyla bir yerden sonra insanlara mesafe almaya başlarsınız. Onlardan uzaklaşmaya başlarsınız. Çünkü nereden gol yerim, bu bana nereden bir iş açar insanlardan uzaklaşmanıza neden olabilir. Diğer dört özelliğin oluşturduğu küme ise insanları karşınıza almanıza neden olur. Kibir, pervasız, renklilik, hayal gücü, kuvvetlilik. Buradan da kibirden örnek verelim. Baskı altında sahip olduğunuz düşüncelere çok fazla güvenmek ve bunlardan geri adım atmama, başkalarının fikirlerine değer vermeme ya da kabul etmeme bir yerden sonra rekabet algısını tetikler. Karşı tarafta rekabet algısıyla birlikte her daim siz ne derseniz başka bir şey söylemeye başlar ve karşınıza almanıza neden olursunuz. Kusursuzluk meraklısı ve itaatkarlık ise son iki özellikten oluşan küme insanlara yaklaşma davranışı gösterir. Buradan da kusursuzluk meraklısından örnek verelim. Kusursuzluk meraklılığı yüksek olan kişi mükemmel sonuca ulaşabilmek için bütün ayrıntılarıyla ilgili onaylanmak ister. Karşı tarafın onu kontrol etmesi ve düzeltmesi hoşuna gider. Bu da insanlara daha yaklaşmasına ve bireysel kendi ayakları üzerinde bir duruş sergilemesine engel oluşturabilir. Şimdi uzaktan çalışma konusunda fark yaratan yetkinlikler neler diye bakıldığında aslında literatürde kendini yönetme, iletişim, güvenilebilirlik, esneklik ve ilişki kurma yetkinliklerinin öne çıktığını gösteriyoruz. Yani bu yetkinlikler açısından başarılı olan kişiler uzaktan çalışırken daha verimli bir çalışma elde edebiliyor. Biraz bunların alt kırılımlarına bakalım istiyoruz ve daha sonrasında Hogan'da bu neye karşılık gelir, nasıl ölçeriz, buna değinelim. İlk etapta kendini yönetme yetkinliği var. Aslında kendini yönetme yetkinliği kişinin kendisini motive etmesi ve disipline edebilmesi gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse kişinin kendi çalışma sistemini oluşturması, süreç adımlarını belirlemesi ve kendi sürecini yönetmesi, iş ve özel hayat sınırlarının farkında olmayı gerektiriyor bu yetkinliği öne çıkabilmesi için. Peki Hogan'da hangi puanı alan kişiler bu yetkinlik açısından avantaj sağlar? HBI, iç uyum, tekbirlilik, hırs, yüksek yüzdelikte olması, HDS, fevri itaatkarlık, düşük olması. Nasıl bir izlenim gösterir bu puanı, bu profile sahip olan kişiler? Öncelikle motivasyonunu yüksek tutabilen kişilerdir. Olumlu bakarlar kendilerine, hayata, daha olumlu bir bakış açısı sergiler. Zorlukların karşısından, zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünürler. Bunlarla ilgili kendilerine bir güvenleri vardır. Çabuk yılmazlar, zorlukların üzerine giderler. Bununla birlikte bir duygu kontrolü vardır. Neye nasıl tepki vereceği belirlidir, kestirilebilir. Ve sorumluluk duygusuyla hareket ederler. Başkalarının bir şey söylemesini beklemezler. Sorumluluk duygusuyla bir takım işlere gönüllü olurlar. Ve bununla birlikte disiplinli hareket ederler. Birinin onları disipline etmesi gerekmez. Bu kendiliğinden içsel gelişen bir süreç olur. Bu izlenimi, bu profili belirler ve kendini yönetme özellikleri açısından öne çıkan kişiler olurlar. Diğer yetkinliğe geçelim. İletişim. Burada aslında bahsettiğimiz şey iletişimden belirli bir hedef doğrultusunda etme, belirli bir hedef doğrultusunda olumlu ve aktif ilişkiler kurabilme, ilişkileri başlatabilme gibi düşünebiliriz. Davranış göstergeler arasında amaca odaklı konuşma ve ifadeleriyle karşı tarafta bir güven yaratmayı gerektirir. Peki bakalım bu bahsettiğimiz davranış göstergeleri Hogan'da neye karşılık geliyor? HBI, hırs, ulaşılabilirlik yüksek, ortalama sosyallik, fevri, ürkek ve mesafeli. Bu profile sahip olan kişilerde bir kere
olumlu ilişkiler kurarlar. Karşı tarafın sempatisini kazanırlar. Bir sonuç elde etmek için çalışırlar ve hedefin farkındadırlar. Bunun için aslında iletişim kurarlar. Neyi, hedef doğrultusunda neyi söylemeleri gerektiğini bilirler. Ve konuşmakla dinlemek arasında bir denge oluştururlar. Neyi söyleyeceğini, ihtiyacını alarak amaca yönelik bir konuşma gerçekleştirirler. Özellikle HDS'de fevrilikteki değişkenlik, iniş çıkışlar, duygu iniş çıkışları bir dezavantaj oluşturur iletişim tarzınızda. Ya da tedirginlik, hata yapma kaygısı, emin olamama ve soğuk ve uzak bir duruş sergileme de yine aynı şekilde iletişim tarzınızı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden HDS'de bu boyutların risk yok alanında olması önemli. Güvenilebilirlikten kastımız şu, aslında işi doğru ve zamanında yapmayı içeriyor. Burada da görevleri tamamlayacağına yönelik, istenildiği gibi tamamlayacağına yönelik bir güven oluşturmadan bahsediyoruz. Burada Hogan profili ortaya, nasıl bir Hogan profili bekleniyor? Bu şekilde. Tedbirlilik yüksek yüzdelikte, ortalama 3 yıl. HDS hayal gücü kuvvetli, pervasız ve renkliliğin düşük yüzdelikte olmasını tercih ederiz. Ne demek bu? Bu profile sahip olan kişiler, öncelikle şunu söyleyeyim, titizdirler. Yani hatasız iş çıkarmak onlar için çok kritiktir. Yine sorumluluk duygusuyla ilerlerler ve zamanında işi tamamlamak, terminlerini tamamlamak önemli. Belki terminden daha önce onu yapıp bitirmek, sorumluluk duygusu böyledir çünkü. Kaldıkça insanı yük oluşturur. Zamanda ya da hızlı bir şekilde o işi yerine getirmeyi gerektirir. Sorgulayan bir profil bu. Yani neyi nasıl yapmalıyım? Olduğu gibi işi yapan değil, işi geliştirmek adına bir düşünce içerisindedir. Bu da biri bir şey söylemeden bir takım farklı fikirlerle gelmeyi gerektirir. Ve kendisini geliştirmek ister. Kendisini geliştirirken tabii ki işini de geliştirir. Bunun için dışarıdan bir motivasyona ihtiyaç duymaz. Sonuçlarını öngörerek hareket etmek önemlidir. Risk yaşatmak istemez çünkü kurumuna ya da yöneticisine. Baktığımızda hayal gücü kuvvetliliği yüksek olan kişiler tutarsız bir takım fikirleri olabilir. Bu da karşı tarafın güven duygusunu olumsuz yönde etkiler. Pervasızlık risk alma eğilimiydi zaten. Risk sonuçlarını düşünerek hareket etme, riski minimize etmek önemli. Renklilik yüksek olunca ise yaptığı şeyleri abartarak anlatma, bu da aynı şekilde güven duygusunu olumsuz yönlendirir. Yani karşı tarafı etkilemek adına daha böyle ballandırarak, renklendirerek anlatmak dediğim gibi işi kol yapısından uzaklaştırır. Bu da karşı tarafta bir güven duygusunun zedelenmesine neden olabilir. Esneklik, tanım olarak baktığımızda esneklik aslında yeni fikirlere, yeni durumlara göre uygulama değiştirebilmeyi gerektiriyor. Yeni ortamlara uyum sağlama ve uygulamaları, yeni teknolojileri öğrenme isteğine sahip olma gibi davranış göstergeleri vardır. Nasıl bir Hogan profili ile ölçeriz? Evet, burada görüyorsunuz HBI ve HDS'deki özellikleri zaten. Şöyle söyleyeyim, bir kere bu profile sahip, bu yüzdelikte puan alan kişiler Hogan'da değişime açık kişiler. Yenilikleri bir fırsat olarak görür. Öğrenmeye isteklidir. Yeni uygulamaları, yeni teknolojileri öğrenmeye isteklidir. Kendisini bu alanda geliştirmeye hevesli olan kişiler gibi düşünülebilir. Her değişen şartta bir prosedür arayışı yoktur. Bir kural arayışı yoktur. Dolayısıyla oradaki belirsizliği iyi ele alır. Belirsizliği yönetir.
yeni durumun gerekliliklerine de uygun hareket eder. Ne gerekiyorsa yaptığı işte alışkanlıklarda sabit kalmak yerine durumun ihtiyacına göre şekil değiştirebilme özelliğidir aslında bu profile sahip olan kişilerin özellikleri. Son olarak işbirliği kurma demiştik. Ne demek işbirliği kurma? Hedeflere ulaşabilmek için aslında işbirliği geliştirmek. Sosyal bağlantı kurma, ilişkileri teşvik etme, izolasyonu önlemeye yönelik bir takım somut davranış göstergeleri olabilir. Profil olarak baktığımızda ise bu profile sahip olan kişiler ilişki kurmaktan çekinmez. Yani yalnız çalışmak yerine ekiple birlikte hareket etmeyi tercih eder. Ekiple birlikte çalışmayı tercih eder. Bununla birlikte uyumlu ve sakindir. Farklı fikirleri karşısında ortak noktada uzlaşmaya çalışır. Bir ortak zeminde buluşmaya çalışır. Bunun için çaba gösterir. Ve bu profil iyi bir ekip oyuncusu olduğunu gösteriyor kişinin. Dolayısıyla bu yetkinlik açısından güçlü olduğu sonucuna varabiliriz. Şöyle bir özetlemek gerekirse, uzaktan çalışmak için gerekli özellik ne öne çıkıyor, ortak noktalar ne? Bir kere güvenilir olması kişinin, titiz olması, düşünceli ve anlayışlı olması, stresi özellikle yönetebiliyor olması ve inisiyatif kullanabilmesi öne çıkan özellikler. Özellikle HDS'de çekingenlik, geri çekilme davranışları, kaçınma, bununla birlikte değişkenlik, neye nasıl tepki vereceğini kestirememe durumları da bir dezavantaj oluşturabiliyor uzaktan çalışma konusunda. Evet, genel olarak profillerden bahsetmek istedim kişilik özellikleri olarak. Hogan'da bu nasıl ölçülür? Bununla ilgili bir bilgi vermek istedim. Şimdi Çağla'da bu özelliklere sahip olan kişiler tamam zaten verimli bir şekilde çalışıyor. Ama bu kişilik özelliklerden biraz daha farklı bir eğilim gösterenlerde dikkat etmek gerekiyor. Onları anlatacak bizimle. Çok teşekkürler Seval'cim. Ağzına sağlık. Seval'in de dediği gibi evet bazılarımız anlatılan kişilik özelliklerinden dolayı bu işe daha yatkınız. Bazılarımız biraz daha zorlanıyoruz. Doğru ama tabii bir yandan da kişilik de bizim kaderimiz değil. Yani hani ne yapayım ben benim kişiliğim uzaktan çalışmaya uygun değilmiş deyip oturmuyoruz. Bunu yapmak durumundayız. Evet çok hoşlanmıyor olabiliriz. Çok yatkın olmayabiliriz ama adapte olmak için tabii ki bizim de yapabileceğimiz birçok şey var. Bu herhalde üzerine en çok webinar yapılan konulardan bir tanesi. Yani nasıl daha efektif uzaktan çalışabilirim. O yüzden biz en sonda böyle bir tane saydamla onları size bir özetleyelim istedik. Tabii ki büyük bir kısmını siz de okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur, uyguluyorsunuzdur ama bir toplu halde bakalım. Bir kere Amazon.com'a girdiğiniz zaman, yani Amerika'daki ana siteye girdiğiniz zaman uzaktan çalışmanın nasıl daha efektif yapılabileceği ya da uzaktan çalışmanın dinamikleriyle ilgili yaklaşık 10.000'in üzerinde kitap bulabiliyorsunuz. Neden bu kadar yüksek bu rakam? Çünkü hiç kolay olmadığı için bu iş. Bunu daha etkili yapabilmek için elbette öncelikle yöneticilere düşen bir takım görevler var. İşte ekibin sürekli bilgilendirilmesi, kendini dışarıda kalmış hissetmemesi, uzaklaştırılmış hissetmemesi, ekip dinamiklerini, ekip ruhunu ayakta tutabilmek, motivasyonu yukarıda tutabilmek. Bunlar tabii ekip liderlerinin, şirket yöneticilerinin yapması gereken çok önemli görevler. Ama onun dışında bizler de birey olarak birçok şey yapabiliriz. Biraz onların üzerinden kısaca gidelim istiyoruz. Şimdi öncelikle kendimizi anlama bölümü. Yani bu ne demek? Kişilik özelliklerimizin farkında olma kısmı. Biraz önce Seval'in bizimle paylaştığı
boyutları dinlerken büyük ihtimalle kafamızın içinde kendimizi de sorgulamışızdır. Yani ben bunların hangisine giriyorum peki, şimdi benim tedbirliliğim nedir, işte hırsım nedir? Evet tamam, belki Hogan raporumuz yok elimizde şu anda ama yine de insan bu boyutların ne olduğunu anladıktan sonra kendini bir yere oturtabiliyor. Dolayısıyla yatkın mıyım değil miyim? Aslında biraz ortaya çıkmış oluyor. Burada önemli olan kuvvetli yanlarım nelerdir benim? Neleri kullanmalıyım? Benim kuvvetli alanlarım nelerdir? Onun farkına varmak. Ve nerelerde zorlanıyorum? Ayak bağlarım nedir? Onların farkında olmak. Bunu anladıktan sonra işte kuvvetli yanlarımızı yükseltebileceğimiz, gelişim alanlarımızı da geliştirmeye çalışabileceğimiz bir ortam yaratmamız mümkün. Öncelikle kendimizi anlayarak başlamamız gerekiyor. Arkasından tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de bu kendine odaklanma bölümü. Yani bu dönemde hepimiz birçok sorumluluğu aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoruluyoruz, bazen odaklanamıyoruz. Kendine iyi davranmak aslında burada söylediğimiz şey. Yani bu bir kere sabahları biliyorsunuz bu çok konuşulandı. Her gün işe gidiyormuş gibi bir saatte kalkmak, giyinmek, kendine uygun bir ortam oluşturmak, mümkün olduğu kadar odaklanmak o sırada, diğer işlerle dikkatini dağıtmamak ama bunun yanı sıra sık sık molalar vermek, dışarı çıkmak, nefes almak, yapabiliyorsak spor yapmak gibi bize iyi gelen şeyleri de aslında günün içine yerleştirmemiz ve bir anlamda şarj olmamız gerekiyor. Çünkü evden çalışmanın belki de en büyük zorluğu işte o bilgisayarı kapatma, fişi çekme bölümü, ev ve iş ortamının aynı yerde olmasından kaynaklı en çok zorlanılan bölüm. Kendimizi akşam 7'lerde, 8'lerde, 9'larda telefon konuşması yaparken bulabiliyoruz mesela. Ofisteyiz gibi düşünülüyor çünkü evde ofisimiz olduğu için. Bu ayrım önemli. Bu ayrıma dikkat etmek gerekiyor. İletişim arttı mı azaldı mı diye sorsak aslında teknik olarak insanların birbirini görmediği bir ortamda iletişimin azaldığını herkes söyler ama pek de öyle olmuyor. Şu anda da içinde bulunduğumuz Zoom ortamı gibi işte birçok çevrim içi uygulamayla aslında sürekli birlikteyiz. Dolayısıyla bu iletişimin fazla kaçma ihtimali de var. Görüntülü ya da görüntüsüz mutlaka bu iletişimleri kendi içinde bir önceliklendirmek, bir takvim oluşturmak, mümkünse ortak takvimleri ekibin birbiriyle paylaşması, karşı tarafın belli bir saatten sonra yanıt vermek mecburiyetinin olmadığını düşünmek, bu saygıyı göstermek, aynı şekilde beklemek. Dolayısıyla iletişimi de optimum bir düzeyde tutmak. Eminim biz çok duyuyoruz, siz de duyuyorsunuzdur. Tamam fiziksel olarak belki bir yerden bir yere gitmiyoruz ama çok daha fazla toplantı yapar hale geldik. Sürekli hattayız. Devamlı kulağımızda kulaklık var. İşte bunu bir toparlamak, bir kontrol etmek gerekiyor. Ve son olarak tabii ki hepimiz aynı durumdayız şu anda. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte aynı zorlukları yaşıyoruz. Kimimiz daha kolay, kimimiz daha zor geçiriyor olabiliriz ama burada önemli olan ekibin birbirine yardımcı olması, anlayışlı davranması, aynı hedefe doğru koşarken birbirimize destek olmamız. Bu anlayışlı olmak kısmı hepimizin çok doğal olarak ve kolaylıkla yaptığı bir kısım oldu aslında. Biz toplantılara gelen küçük misafirlerimizi mesela toplantılarımıza alıyoruz. İşte herkes birbirinin çocuğuyla, kedisiyle, köpeğiyle tanışmış oldu. Çok da keyif veren küçük detaylar bunlar. Bunun gibi yani bu dönemi birlikte dayanışmayla, birbirimize anlayışla aşacağız. Dolayısıyla bu da hepimize iyi gelen bir ortam yaratıyor. Uzaktan olmamıza rağmen aslında her zamankinden daha yakın olmak mümkün diyerek bu kısmı da böyle bir toparlamış olmak istedik.
chat kutusunu kullanarak bizlere soru sormak isterseniz bir 10 dakika, 15 dakika daha birlikte konuşup tartışabiliriz. Hogan testiyle ilgili olabilir, yetkinliklerle ilgili, kişilikle ilgili olabilir, yapılabileceklerle ilgili olabilir. Chat'ten bize ulaşabilirsiniz. Ben de şöyle geriye doğru sorulara bakıyorum. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğer Hogan testiyle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bize e-mail atabilirsiniz. Adresimiz bilgi@valtajgrubu.com. Oradan bize ulaşıp daha detaylı bilgi edinmeniz mümkün olabilir. Bir sorumuz var. Ceval sanırım. Kişilik envanteri pozisyonlara göre farklılık gösteriyor mu? Şöyle aslında ana skala aynı oluyor. Burada bahsettiğim boyutlar açısından bir puan oluyor. Yetkinliklere göre, yapacağı işe göre uygunluk yorum kısmı oluyor aslında. Bu yorumu bizler yapıyoruz. Sizler bu bir sertifikasyon süreci var Hogan'la ilgili, Hogan'ı öğrenmek isteyen kişiler için. Bu sertifikasyon eğitimini aldıktan sonra bu yorumu artık sizler yapıyor oluyorsunuz. Bir soru daha var Hasan Bey'den. Hasan Bey şunu soruyor. Kendini yönetme, güvenilirlik vesaire bu 5 tane konuştuğumuz yetkinlikte HDS mi, HBI mi? Aslında baskındır gibi bir soru. İkisinden de aldık aslında. İkisi de çok önemli özellik etki yaratıyor çünkü. Eşit değerde diyebilirim. MVPI kısmı Hogan envanteriyle ortaya çıkıyor mu? Evet, MVPI 3. bölümdür, değerler bölümü. Hogan envanterini bu 600 soruyu tamamladıktan sonra hem HBI hem HDS hem de MVPI raporlarına ulaşabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hizmet sektöründe evden çalışmaya geçiş sonrası müşterilerde algılama yönetimi nasıl yapabiliriz? Kaydı tam okuyamadım. Emre Bey'in raporuydu sanırım. Emre Bey'in. Müşterilerde algılama yönetimini nasıl yapabiliriz? Sizi nasıl algıladıklarını, kişisel olarak mı, kurum olarak mı? Belki onu biraz açabilirsiniz Emre Bey, onu tartışalım. Envanter sonuçlarına güvenebilir miyiz sorusu. Güvenilirlikle ilgili bir soru. Evet, çok yüksek... %88'lere varan bir güvenilirlik oranı var ki kişilik envanterleri için bu çok yüksek bir rakamdır. Sonuçlar 600 tane sorunun içindeki bir algoritmayla da kontrol edilerek test sonuçları oluşturuluyor. Yani kişinin testi aldatma veya işte olduğundan farklı görünme gibi cevaplama eğilimlerine karşı içine kurulmuş bir de algoritması var. Öyle durumlarda zaten test raporu üretmiyor. Dolayısıyla evet biz son derece güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Bir soru daha var. Resilience özelliği Hogan'da esneklik özelliğiyle bağdaştırılabilir mi, ölçülebilir mi? Aslında Hogan'da esneklik boyutu yok. Burada bahsettiğimiz çalışma için gerekli yetkinliklerdi bunlar. Bunlar literatürde de yaptığımız araştırma sonucunda ortaya çıkan yetkinlikler üzerinden biz bir Hogan profili sunduk size. Ama aynı sistemle bu yetkinlik açısından, resilience yetkinliği açısından da bir profil çalışması yapıp bu yetkinlik açısından kişi nerede bu sonuca ulaşabiliriz. Ama hani genel olarak bakıldığında hani resilience'tan beklediğimiz şey kişinin dayanıklı olması, işte yılmazlığı gibi eğer boyutlarsa
Hogan'da HBI'de bunu gösteren boyutlar var. Hırs gibi, iç uyum gibi. Oradaki Seval'in de söylediği gibi bir takım boyutlardan yararlanarak buna yorum yapmak mümkün. Bir soru vardı, yukarıda kaldı. Ben ona hemen geri dönüyorum. Kişiye geri bildirim süreci nasıl oluyor diye sormuş Gülsenin Hanım. Raporun üretilmesi ve kişiye verilmesi kadar önemli. Hatta belki daha da önemli bu bölüm. Çünkü raporu yorumlamak Hogan'a yabancı olan birisi için çok kolay değil. Bir takım rakamlar var, bir takım boyutlar var. Onların doğru bir şekilde aktarılması bizim için çok kıymetli bir bölümü. Orada biz kişiyle yüz yüze raporu da aramıza, önümüze alarak her bir boyutun üzerinden aynen Seval'in bugün anlattığı gibi kişisel bazda çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bu boyutların düşük olması şunu ifade ediyor, yüksek olması bunu ifade ediyor. Senin için ve daha doğrusu yapmakta olduğun iş için bu boyutlar nasıl bir güç kazandırabilir sana veya nasıl bir ayak bağı olabilir? Gerçek hayatta yaşanılan örneklerin de üzerinden giderek uzunca bir süren bir geri bildirim sürecimiz oluyor. Bunu da raporun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz açıkçası. Bu test içerisinde fiziksel çalışma ve hareketlilik üzerine sorular var mıdır? Hareket gerektiren işler açısından. Motor beceriler açısından soruyorsak, bu bir kişilik envanteri olduğu için motor becerilerle ilgili, yani kişinin ne kadar hızlı vida tıklı gibi bir takım motorsal faaliyetlerle ilgili bir bilgi sunmuyor. Daha çok kişilik üzerine bir fikir verir. MVPI neden yoktu şeyde diye soruyor Elif Hanım, o 5 tane yetkinlikte. Şöyle, değerler boyutuydu MVPI ve genel yaklaşım aslında kişinin önceliklerini gösteriyor. Biz daha çok hani kişinin potansiyeli ve dışa yansıyan kısımlarıyla ilgilendiğimiz için, yetkinlikle bağdaştırma kurduğumuz için, bağlantı kurduğumuz için HBI ve HDS üzerinden ilerledik. MVP'yi dahil ettik. Emre Bey sorusuna bir açıklık getirmiş. Şey sormuştuk. Hizmet sektöründe evden çalışmaya geçiş sonrası müşterilerde kurumumuzla ilgili bir algı yönetimi nasıl yapılabilir? Güven kriziyle karşılaşabilir miyiz? Böyle bir risk var. Doğru tabii ki. Yani sizin müşterilerinizin sizin ofiste olmanızla evde olmanız arasındaki farkın eğer iş yapış şekillerinizi etkilediğini düşünüyorsa böyle bir güven sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Tabii burada yapılacak en önemli şey hem kurum olarak hem kurumun liderleri olarak hem de çalışanları olarak bu süreci mümkün olduğu kadar verimlilik kaybına uğramadan geçirebilmenizdir. Biz de zaten o konuda kişisel anlamda yapılabileceklerle ilgili size yardımcı olmak amacıyla buradayız. Tabii ki çok önemli bir konu dediğimiz gibi. Müşteride kişi veya şirket olarak algı yaratma konusu ilgisini çekiyor Lale Baro. Evet, aynı. Biz burada hani şeyi önerebiliriz, hani açık iletişim, sık sık iletişim, yani müşterilerinizle onların ihtiyaçlarındaki değişiklikleri anlayacak, sizin çalışma şekillerinizden kaynaklanan, iş yapış şekillerinizden kaynaklanan bir takım farklılıklar, değişiklikler varsa bunları açık yüreklilikle karşı tarafa ileterek neyi yapabildiğinizi, neyi yapamadığınızı ya da hani neyi yapmak için daha ne kadar vakte ihtiyacınız olduğu konusunda açık iletişim kurduğunuz sürece güven sorununun oluşmayacağını düşünürüz. Bizim için kritik olan konu sanırım böyle ifade edilebilir. Çok güzel sorular geliyor. Rica ederiz. Peki. Dediğimiz gibi daha fazla bilgi almak isterseniz, rapor örneklerine ulaşmak ve kurumunuz için kullanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-mail adresimizi tekrar paylaşalım. Ben de bu arada size konuşmanın başında iletmiş olduğum iki tane çalışmanın linkini paylaşmak istiyorum bir yandan. Eğer sorularınızı beklerken.
Eğer okumak isterseniz bu makaleleri de indirip okuyabilirsiniz. Peki. O zaman bir sonraki webinarımıza bekliyoruz. Siz önümüzdeki hafta Cuma günü yeni bir konuyla yine burada olacağız. Katılımınız, değerli sorularınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Siz de sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin.